Konu Mean olunca işler değişebiliyor. İstanbul Wildcats Akademi'nin oyun sonu kuvveti çok çok fazla. Hem Tristana'ları olacak burada. Varus'a karşı büyük bir avantaja sahip olacaklar hem benzin hem konusunda hem de hasar konusunda. Irelia oyun sonunda yine kuvvetli bir duruma gelecek. Akali, Sylas, yani bütün şampiyonlar oyun sonunda rakibe baktığımızda teker teker takım savaşı konusunda çok daha etkili olacaktır. Ama diğer tarafa baktığımız zaman Wildcats'in oyunun ilerleyen aşamaları için çok daha kuvvetli bir 1-3-1'i var. Ve Bahçeli Supermassive Akademi'nin güçlü bir takım savaşı başlatma mekaniği yok. Varus ultisi bu konuda yeterli değil aslında baktığımız zaman. Burada tamamen Kanan'ın atacağı flanklere, bir ışın, kanattan atacağı bir ışınlarına vesaire bakıyor işler. Onu bulamadıkları zaman üstünlükleri olsa bile oyun uzadıkça Wildcats'in işine gelecek bu. Bu da aslında hiç fena değil. Edemir erken bir çarpılamak zorunda kaldı. Orada bıdıklar geride kalınca. Bu arada Supermassive yine burada bir oyun yapmak istiyor olabilir ama toteme yakalandılar. Psycho Ferret Akoza son anda tutmadı orada. Psycho Ferret ileri doğru çıktı, şimdi zincirlerini isabet ettirdi. Fakat kendisinin çok fazla hasar aldığını görüyoruz. Kiyan ultisini kullandı burada. Örümcek inişi geldi ve ilk kan burada. Köftede kalıyor. Vayna'nın da düştüğünü görüyoruz. 2'de 2 yapan bir Wildcats var burada. Çete savaşlarını yapmak istiyorlardı ama ileriye giden iki tane skor her şeyi çok değiştirir. 10.35 oraya kafaya attı. Ve Varus ultisinin isabet etmesiyle anında geliyor skor ama Absolute'da kalıyor. Dil yarasına gitti skor son anda. Şimdi Eldramir orada bir pusunun içine yürüdü ve canı hızla eriyor. Bir skor daha burada Wildcats'e. Bu vakit aralığını görüp alameti aktive ederler mi bir yerden diye düşündüm. Ama bu kafa gelecek mi? Bu arada Luana'nın üzerine şimdi zincirle gittiler. Luana kendi ultisini aktive etti ama buradan kurtulabilecek gibi görünmüyor. Skor Starscreen'in. Yalnız Köfte'nin üzerine kapandılar. Köfte yarı canını çok hızlı kaybetti burada ve öldüğünü görüyoruz. Üstelik Varus'a gitti skor. Eldramir geri çekiliyor ama hayatta kalamayacak Tristana'nın mermileri arasında. Starscreen alacak karanlık perdesine saklandı. Luana'yı dürttü ve geri çekiliyor çünkü az kişi kaldı Wildcats burada. Only 35'in canı kritik seviyelerde. Bak orta koridorda rahatça tutuyorlar ejderi alırken ve dağ ejderi Bahçeşehir Supermassive Akademi'nin oluyor. Her ne olursa olsun Akali. Fakat Starscreen oraya doğru atlama hatasını yapınca anında cezalandırılıyor. Sınırlı görüşü var. Starscreen oldukça ilginç bir pozisyonda bekliyor fakat burada şimdi tam genç kurtardı Eldramir'i. Ultisini kullandığını görüyoruz Varus'un ve bir skor geldi bile kronometresine saklanan bir Eldramir var burada. Örümcek inişiyle geldi Luana'nın ultisi. Çok etkili olamadı Tristana onu uzağa ittirince ama Supermassive şu an için bu savaşı kazanmış gibi görünüyor. Starscreen'i de alt tarafta katletmeyi başardılar ve bu onlar için 4 skor artı 1 daha ejderi daha demek Johnny. İşte şimdi sıkıntıya girdi İstanbul Wildcats. Bu savaşı bu savaşta kaybetmediler bu arada. Bu savaşı bir önceki savaşta kaybettiler. O hatırlıyor musun? İrelia'nın attığı kafa. Başlayacaklar evet, mı? Burası ışınlanı şu an gelecek. Kaori ışınlanla hemen oraya gelecek. Only 35 buraları gözlemlemeye geldi ama dikkatli olması lazım. Vayne onu alt edebilir orada. Baron yarı canını kaybetti bile bu ışınlanın tamamlanacak kadar süresi bile olmayabilir. Hızla eriyor Baron, bir çalma denemesi gelecek. Psycho Ferret dışarı girdi. Ve Psycho Ferret İstanbul Wildcats için Baron'u Supermassive'in ellerinden alıyor. O kadar hızlı ve o kadar son anda geldi ki Psycho Ferret gerçekten. Supermassive orada Only 35'i yakalamış gibi görünüyor. İsmini söyleyeceğimiz kadar yaşayamadı Only 35 burada. Varus rune anını tamamlamış. Takım savaşları için korkunç bir element. Psycho Ferret'in üzerine Varus ultisi gelince Psycho Ferret burada. Vayna tarafından katlediliyor. Ya Supermassive'in bu kitle kontrolü zinciri büyük sıkıntı. Koza geliyor, Koza'nın üzerine Varus'un ultisi geliyor. Onun üzerindeki yana atlıyor zaten rahat bir skora dönüşüyor. Ani yakalanmaması gerekiyor Wildcats ekibinin burada. Vayna ulti için bekliyor ama iyi bir pozisyon bulamadı. Absolut'un üzerine gitmeye karar verdi Köfte ve keskin hapisi kullandı. Eldramir kronometresinin içine saklandı. Luana savaşın dışına ittiler ama yeterli değil orada. Toprağın öfkesini hissettiler. Starscreen 2'ye 1 kalmış durumda, bakalım bu ikiliyi alt edebilecek mi? Rakibinin üzerine sıçradı ama onu kurtaran bir Tam Genç var ve üstüne skoru da alıyor. Supermassive, Baron'u bizden çaldınız. O zaman biz de sizi mezara gönderip Baron'u güçlendirmenizi iptal ediyoruz dediler. Bu arada ejder için bir savaş çıkmış ve yine çalmayı başarmış Psycho Ferret. Yine arkasından hayatını kaybediyor ama değer artık bu üçüncü daha ejderi olacaktı Supermassive için. Orada tabii Sylas'ın üzerindeki Varus ultisi de bağımını getirmelerini engelledi birazcık. Onun korkusuyla zaten ulti de boşa gitmişti. Supermassive savaşmasını bayağı zorlaştırıyor. Ki onların savaşa girme konusunda büyük sıkıntıları var zaten.
başladılar. Tam dediğini yapıyorlar şu an fakat alt koridoru ittiren bir Starscream var bir yandan burada. İnhibitor kulesini kaybetti bile Supermassive. İnhibitor'ı da kaybedecek büyük ihtimal. Baron'u almak istiyorlar. Baron son 3000 canda. Wildcats girmek için tereddüt ediyor. Psycho Ferret içeri atladı ama Baron bu sefer Kaori'de kalıyor. Luan'ı ultisini aktifleştirdi. İçeride dolaşan bir Psycho Ferret ve Köfte var. Köftenin çok fazla canı da var orada. İçeride oyun yapmak istiyor ama hemen hayatını kaybetti. Psycho Ferret sıçrayla dışarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi içeri atladı Starscream. Işınlanla gelmişti buraya. Wildcats için bir katliam. Ve bitti. Alt koridora ışınlanarak oyunu kazanabilirler burada. Supermassive Baron oyunlarının tamamında bir hata yaptı ve bu oyuna mal olacak gibi görünüyor şu an için. Varus'ta kaldı kalmasın ama sonu çok hayırlı olmadı bu sefer de Supermassive için. Ve Köfte şimdi kulelere verebildiği kadar hızlı hasar veriyor. İnhibitörün yanından kulenin altından geçip Nexus'a yöneliyorlar. 20 saniye fazlasıyla rahat bir süre Wildcats için ve yarı finalde ilk karşılaşmanın galibi İstanbul Wildcats Akademi oluyor.